Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Neml suresi 76-86. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. İnne hazel Kur'an, şüphesiz bu Kur'an, yagussu ala beni İsrail, İsrail oğullarına anlatıyor. Ekthara lezî hum fîhi yahtelifun, onların ihtilaf ettikleri şeylerin çoğunu anlatıyor. Malum İsrailoğulları tarihte köklü milletlerden birisi ve kendi işlerinde pek çok peygamberler gelmiş. İşte Hazreti Musa gibi ta Hazreti İsa'ya gelinceye kadar pek çok peygamberler gelmiş. Bunların zaman zaman çok şaşalı dönemleri olmuş. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman dönemi gibi krallıklar dönemi. Ve bunlarda çok ibretli olaylar meydana gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de de bunların tarihlerine, başlarına meydana gelen bazı olaylara dikkat çekiliyor. Tabii Kur'an-ı Kerim onların bütün olaylarını bize anlatıyor değil ama onların ihtilaf ettikleri meselelerde işin doğrusunu bize anlatıyor. Mesela mevcut Tevrat'a göre Hazreti Lut bir takım uygunsuz hareketleri olan bir kimse. Ama Kur'an-ı Kerim bunu düzeltiyor. Hazreti Lut'un bir peygamber olduğunu anlatıyor. Öte yandan diyelim ki günümüzde Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Kur'an-ı Kerim onu İbn-i Meryem, Meryem oğlu İsa şeklinde bize anlatmakta. Yine mesela Hazreti Yakup'la alakalı Tevrat'ta Hazreti Yakup sabaha kadar birisiyle güreş etti ve sonunda galip geldi diye anlatılıyor. Ve yani haşa Allah ile güreş etmiş ve galip gelmiş tarzında anlatılmakta. Muhtemelen bu mecazi bir anlatım. Ama okuyan bunu sanki bir peygamber, peygamber Allah ile güreşiyor ve sonunda galip geliyor gibi yanlış bir mana onun zihninde meydana gelebilmekte. İşte daha Hazreti Süleyman, Hazreti Davud'la alakalı onların bir takım başka kabulleri var. Kur'an-ı Kerim bunların doğrusu nedir, hakikati nedir bizlere anlatmakta. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerinden birisidir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmi bir insandır. Bunları herhangi bir kitaptan okumuş değildir. Böyle olunca hem de onlar arasında meydana gelen ihtilaflı konulara böyle çözüm getirmesi, onun bu bilgisinin kendisinden değil Allah'tan olduğunu, dolayısıyla Kur'an'ın da vahiy olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Ve innehu, gerçekten o Kur'an, lehuden ve rahme, bir hidayet ve rahmettir lil müminin, müminler için, inananlar için o Kur'an-ı Kerim bir hidayet ve rahmettir. İnne rabbeke yagdî beynehum, senin Rabbin onların arasında hükmeder, bir hukmihi, hükmüyle onlar arasında hükmünü verir. Ve huvel azizül alim, o azizdir, alimdir. Yani Allah'ın aziz olması izzetini, azametini ifade ediyor. Hüküm verirken de elbette suçlu olanı cezalandırır. Bu mana ayette ifade ediliyor. Hüküm verenin aynı zamanda neler olup bittiğini bilmesi gerekir. Diyelim bir hakim eldeki delillere göre bir hüküm verir. Ama bazen de yanlış hüküm vermiş olabilir. Çünkü işin gerçeğini bilmiyor. Bunun neticesinde suçsuz bir insanı cezalandırabilir veya suçlu bir insanı serbest bırakabilir. Ama Allah-u Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Allah elbette mülkünde cereyan eden her şeyi en ince ayrıntılarıyla biliyor ve ona göre, o bilgiye göre de karşılığını verecektir. Fetevekkel alallah, öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Yani her şeyi bilen, aziz olan Allah'a tevekkül et. O şekilde ona dayandığında Allah seni galip kılacaktır. İnneke alel hakkil mübin, şüphesiz ki sen apaçık bir hak üzeresin. Yani hak üzere olan bir kimsenin davasının neticesinden çekinmemesi gerekir. Nitekim Hazreti Peygamber hakka dayandığından gayet rahattır ve bu dinin galip geleceğini, diğer dinlere üstün çıkacağını daha işin başında bilmektedir.
ve buna göre de tavizsiz bir yolla devam etmiştir. Ve netice itibariyle galip geleceğine kesin inanmıştır. İlahi vaat de zaten bu yöndedir. Ve Cenab-ı Hakk'ın vaadi gerçekleşmiştir. İnneke la tüsmi'ul mevte. Ey Peygamber, şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Ve la tüsmi'us summed du'a'e izâ vellev mudbirin. Arkalarını dönüp giderken sağır olanlara da bir şey duyuramazsın. Ve mâ ente bihâdil umyi an dalâletihim. Kör olanları o saptıkları yoldan çevirebilecek de değilsin. İn tüsmi'u illâ men yu'minu bi âyâtinâ. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurursun. Fehum müslimun. Onlar da zaten Allah'a teslim olurlar. Allah'a boyun eğerler. Burada gerek peygamberimize yönelik bir hitap olarak, gerekse ümmetine yönelik bir hitap, her muhataba yönelik bir hitap olarak şunu görüyoruz. Evet, bu din tebliğe dayalıdır. Ama kim bundan istifade eder? İnananlar istifade eder. İnanmayanlar, velev anlatan peygamber de olsa, peygamberin anlattığı doğrudan Kur'an da olsa, inanmayanlar yine inanmazlar. Ölülere duyuramazsın diyor. Sağır olanlar, onları yolundan çeviremezsin. Çünkü duymayacaklardır. Öte yandan kör olanlara da bir şeyi gösteremezsin. Buradaki körlük, sağırlık ve ölü olmak, bunlar manevi yönlendir. Yani kafir olan insanlar manen ölüdür. Ölü olan bir kimse artık bir şey görmez ve ölü olan bir kimse artık bir şey duymaz. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ. Kur'an hay olanları uyarmak için gönderilmiştir. Dolayısıyla manen ölü olanlar insanların en güzel anlatanı, en büyük peygamberden de bunları duysalar yine kabul etmeyeceklerdir. İşte Ebu Cehil gibiler kabul etmemişler. Ebu Cehil peygamberimize muhatap oluyor. Hatta Peygamber Efendimiz defalarca kendisine gidip anlatıyor ama o küfürde ve dalalette inat ediyor. Böyle olunca da manen ölü, duyamıyor. Manen sağır, işte yine duyamıyor. Manen kör, gerçekleri göremiyor. Adeta yarasa gibi. Yani yarasa ışıktan rahatsız olur. Bunlar da peygamberin neşrettiği nurdan rahatsızlık duyuyorlar. Aslında zevk almaları gerekir, istifade etmeleri gerekir ama bunu yapamıyorlar. Ve izâ vaka'al gavlu aleyhim. Onlarla alakalı söz gerçekleştiğinde اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. Onlara yerden bir dabbe çıkarırız. Dabbetül arz denilen bir dabbe çıkarırız. Ve bu onlarla konuşur. اَنَّ النَّاسْ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ. İnsanlar ayetlerimize yakinen inanmıyorlar. Bunu onlara söyler. Ve onlar velev dabbetül arzı da görseler yine inanmazlar. Değerli izleyenlerim, burada dabbetül arz, dabbeten minel art ayette geçen ifadesiyle yerden çıkan bir dabbe. Bu nedir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyamet alametlerini anlatırken kendisinin gelmesini bir alamet olarak söylüyor. Ben ahir zaman peygamberiyim, benim gelmem de işte bir alamettir buyuruyor. Öte yandan başka alametleri söylüyor. İçki, fuhuş, bu gibi şeyler yaygınlaşacak. Deccal zuhur edecek. Buna mukabil Mehdi çıkacak. Bu gibi alametleri bildiriyor. Bu alametlerden birisi de dabbetül arz. Yerden çıkan bir dabbe. Acaba bu nedir? Bu konuda çok net bir bilgiye sahip değiliz. Bununla alakalı değişik görüşler naklediliyor, rivayet ediliyor veya yorumlar yapılıyor. Böyle olunca en azından bu da müteşabihattandır. Demek ki kıyametin yakın olduğuna bir alamet olarak böyle bir dabbe zuhur edecek ve insanların Allah'ın ayetlerine inanmadığını, yakinen inanmadıklarını adeta ilan edecek. Ve bu dabbe onlarla konuşacak. Tabi konuşmak ifadeyi meram etmektir. Sessiz konuşmak da bir nevi konuşmak olarak ifade edilir. Mesela
trafik işaretleri sesli olarak bir şey söylemiyor ama sessiz olarak da bize çok manaları ifade ediyor. Demek ki Dabbetül Arz'ın çıkışı da insanlara bir takım manaları ifade edecek. Dabbe kelimesi debelenen, hareket eden anlamında. Bu anlamla cansız şeylere de ıtlak edilebilir. İşte diyelim bir tren gibi, bir otomobil gibi. Bunlar da bir nevi dabbe sınıfına dahil edilebilir. Bu gibi şeylerin zuhuruna belki bir işaret gibi görülebilir. Bazı rivayetlerde bu dabbenin işte bir elinde Hazreti Süleyman'ın mührü olacak. O mühürle ehli imanı mühürleyecek. Onlar nur içinde olacaklar. Birinde de işte Hazreti Musa'nın asası olacak. Onunla onların burunlarını kıracak gibi. İlahir bu mealde bazı rivayetler var. Bunlar alâ külli hal müteşabih manalar, sembolik bazı anlatımlar. Bir zamanlar AIDS mikrobu acaba Dabbetül Arz olabilir mi konuşulmuştu. Olmaz diyemeyiz ama direkt odur da demek uygun değil. Çünkü bir hadis-i şerifte ifade edildiği üzere eğer bir topluluk fuhşu aleni bir şekilde yapar hale gelirse onların içinde daha önce zuhur etmeyen hastalıklar zuhur eder. İşte AIDS'de özellikle imandan pek nasibi olmayanlarda daha çok kendini gösteren gayrimeşru beraberlikler neticesinde ortaya çıkan bir mikrop onlara adeta taraf ilahiden bir ceza gibi. Ama direkt bundan murad Dabbetül Arz'dır demek bu da yanlış bir değerlendirme olur. Daha bunun dışında mesela televizyon diyenler olmuş. Televizyon cansız bir alet ama insanlarla konuşuyor ve çok harika bir özellik. Yani dünyanın her tarafında insanlar bu şekilde neler olup bittiğini görebiliyor ve çok harika şeylere muhatap oluyorlar. Ve günümüzde internet gibi başka şeyler çıktı. Daha belki neler neler çıkacak. Bütün bunları beraberce düşündüğümüzde Dabbetül Arz illa şudur demek çok zor. Ama demek ki böyle bir alamet de çıkacak. İnsanların Allah'ın ayetlerine yakinen inanmadıklarını insanlara konuşacak, söyleyecek. Ve yevme nahşuru min kulli ümmetin fevcen. O gün biz her ümmetten bir topluluk haşrederiz. Mimmen yükezzibu bi ayatina, ayetlerimizi yalanlayanlardan. Fehum yuzaun, onlar hepsi bir sıraya konulur. Hepsi bir düzene sokulurlar. Burada diğer alemdeki bir manzara bize anlatılıyor. Allahu Teala her topluluktan bazılarını çıkaracak. Yani onların temsilcisi durumunda olan, Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden önde gelenleri onların içlerinden çekip çıkaracak. Ve bunları bir hizaya sokacak. Ve bunlar diğer alemde ilahi ayetleri yalanlamanın ne demek olduğunun bedelini çok net bir şekilde görecekler. Mahşer halkı da yine görecek. Hatta izâ câû, onlar geldiklerinde, hesap vermek üzere geldiklerinde, gâle ekezzebtüm bi âyâtim, Allahu Teala şöyle buyuracak: benim ayetlerimi mi yalanladınız? Ve lem tuhîtu bihâ ilme, ilmen kuşatmadığınız halde. Yani Allahu Teala'nın gerek Kur'an ayetleri var, gerekse kainat kitabının ayetleri var, gerekse kıyamet alameti gibi gösterdiği şeyler var. Bunların nereye varacağını bilmeden ve ileride şöyle olacak tarzında verilen haberleri ilmen ihata etmediğiniz halde nasıl olur da bunları yalanlarsınız? Yani şunu ifade edebilirim. Diyelim yarın güneşin doğacağına inanıyoruz. Halbuki yarın daha gelmedi. Her gün bunu yaşadığımızdan yarın güneşin doğacağını kabul etmek bize zor gelmiyor. İşte geceden sonra gündüzü getiren, batmış olan güneşi tekrar doğduran Allahu Teala elbette şu dünya güneşini batırdıktan sonra ahiret güneşini tekrar çıkarmaya kadirdir. Yani insanları tekrar diriltmeye kadirdir. Yoktan yaratan tekrar diriltir. Öte yandan sapasağlam binalar, işte kendilerine bombalar konulmasıyla veya başka şekillerde yıkılıp gidiyor.
Bu dünyada şu anda sağlam gibi görülüyor. Ama kıyametin kopmasına bir engel yok. Bir kuyruklu yıldız veya bir gezegen dünyamıza çarpabilir ve kıyamet kopabilir. Hatta insanlar kendi yaptıkları bombalarla bile dünyanın dengesini alt üst edebilirler ve böylece kendi kıyametlerini kendi başlarına koparabilirler. Bu durumda kıyamet kopmayacaktır demek gayba taş atmaktan ibarettir. Ahiret gelmeyecek demek, yarın gün doğmayacak demek gibi bir ifadedir. Kışta yaşayanların hayır artık bahar gelmez, yaz gelmez demeleri gibi bir durumdur. Bu açıdan bakıldığı zaman öldükten sonra dirilmenin ilmen inkar edilmesi, mantıken inkar edilmesi mümkün değildir. Ama işte inkarın sağlam bir dayanağı yok, sağlam bir temeli, mantığı yok. Göz göre göre insanlar inkar ediyorlar. Emma zekuntum ta'melun veya ne yapıyordunuz? Yani benim ayetlerimi yalanladınız, onları ihata etmediğiniz halde. Yani nasıl yaparsınız? Yani ne yapıyordunuz? Ameliniz neydi? Ve vaka'al gavlu aleyhim bima zalemu, yaptıkları zulümler sebebiyle azap sözü onlar hakkında gerçekleşti. Yani onlara azabın geleceği bildirilmişti. İlahi azap kendilerine geldi. Fehum la yantigun, artık onlar konuşamazlar. Yani her topluluktan en azgın olanları, lider tabakası, böyle böyle mi yaptınız, nasıl yaparsınız diye hesaba çekilir. Ama onlar mahcubiyetlerinden ve artık her şeyin hak olduğunu görmelerinden dolayı nutukları tutulur ve bir şey söyleyemezler. Elem yarav, onlar görmediler mi? Enna cealnel leyle, biz geceyi kıldık. Liyeskunu fihi, onda sükunet bulmaları için. Ve nahara mubsıra, ve gündüzü de gösterici kıldık. Yani gündüzü de aydınlık kıldık. Her yeri görebildiler. Yani geceden gündüze çıkan bu insanlar dünyadan ahirete çıkacaklarına neden inanmadılar? Şöyle düşünecek olursak, mesela hiç güneşi görmemiş birisi, hep böyle gece karanlığı gibi mağarada ömrü geçen birisi, daha ışık diye bir şey görmemiş, günün birinde bu mağarasından çıkarılsa elbette ışığa muhatap olacaktır. Ama ömür boyu hiç ışık görmediğinden güneş buna anlatılsa, denilse ki dünya senin bu mağarandan ibaret değil, bu mağara karanlık bir yer, sen ışık diye bir şey görmedin ama harici alemde, dış dünyada güneş var ve bu güneş dünyanın her tarafını aydınlatıyor, gel seninle dışarıya çıkalım, sen de bu güneşe muhatap ol. Bu mağara insanı muhtemelen bu sözlerimizi reddedecektir ama dışarıya çıktığı zaman da o muhteşem güneşi görecektir, anlatılanların doğru olduğunu görecektir. İşte insanlar gece ve gündüz bunları ardı arda yaşıyorlar. Her gece adeta ölüyor ve her sabah yeniden diriltiliyorlar. Uyku ölümün küçük kardeşi. Her gün uyku ile ölümün küçük kardeşine muhatap oluyoruz. Küçük kardeşini gördükten sonra büyük abisini niye reddedelim ki? Bizi uyku ile adeta öldüren, sabah uyandırarak yeniden dirilten ezeli kudret, ölüm ile bizi bu dünyadan alacak, diğer alemde, ahirette bize yeni bir hayat, yeni bir beden verecektir. Bu manada insanın cesedi onun üzerindeki elbise gibidir. Diyelim elbisemiz eskir, yeni bir elbiseyle yolumuza devam ederiz. Ceset elbisesi de ölümle toprağa bırakılıyor. Ve toprakta bu tümüyle çürüyor, dağılıyor. Ama insan asıl ruhuyla insandır. Beden bir elbise gibi adeta, eskimiş bir yuva gibi. İşte ölümden sonrasında ruh aslında hayatına devam ediyor. Ancak ruh hayatı olarak, ruhani bir hayat olarak devam ediyor. Diğer alemde ise, diğer alemde insana aynı zamanda yeni bir elbise verilecek. Yani ceset tekrar iade edilecek ve orada insanlar ebedi hayatı yaşayacaklar. Bu manada baktığımızda elbette geceden sonra gündüzün gelmesi, ahiretin gelmesini bize bildiriyor. İnne fî zâlike le âyât li gavmin yu'minun,
inanan bir kavim için bunda ayetler, dersler, ibretler vardır. Cenab-ı Hak şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendirmeyi ve imanlı bir şekilde bu dünyadan gitmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.